Kuşadası'ndan. Kuşadası'ndan Malatya'ya gidelim. Arapgir'in meşhur peynirli ekmeği coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Ayrıntıları Mücahit Özen de konuyla konuşacak. Evet Merve Tepe, Malatya'nın Arapgir ilçesindeyiz. Arapgir ilçesi tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle öne çıkan bir ilçe olduğu gibi aynı zamanda yiyecekleriyle ve coğrafi işaretli tescilli ürünleriyle meşhur. Şimdi de onlardan birini tescilledi. Onlardan birisi de burada tescil belgesinde görmüş olduğunuz gibi Arapgir peynirli ekmeği. Hemen yanımda tabii usta var, bir yandan çalışıyor, bir yandan da şimdi bize Arapgir peynirli ekmeğini aktaracak. Evet Ali Ustam. Hoş geldiniz. Öncelikle söylüyorum Arapgir'imize. Evet. Arapgir peynirli ekmeğini bize aktarır mısınız? Peynir ekmeğimiz, hamurumuz şey olduktan sonra, mayalandıktan sonra yufka vuruyoruz. Bir tane yufka vurur musunuz? Yufkayı vurduktan sonra içeri atıyoruz. İçeride piştikten sonra hafif pişecek, fazla pişmeyecek. Az piştikten sonra dışarı çıkarıyoruz. Kenarlarını katlıyoruz. Havuç şeklini alıyor. Ondan sonra peynirimiz içine öfeliyoruz. Ve önce şeker atıyoruz. İçeri attıktan sonra pişiyor. Piştikten sonra tekrar bir daha şeker atıyoruz. Arapgir peynirli ekmeğimiz bu şekilde, kısa yoldan anlatmamız. Ama gelip yemenizi tercih ederim. Yani Arapgir'e gelecekler, bunu yiyecekler. Şöyle evet. Kameraman evet. Arkadaşım Burak Yeşilova ekranda gösterebilirse, önce hamur içeri girdi, sonra tekrardan dışarı çıktı. Etrafları katlandı, ardından peynir serildi, sonra tekrar içeri girecek. Şeker atılıyor mu? İçeri, evet. Şimdi şeker atılıyor. İçeri atıyoruz. Tekrar çıktıktan sonra bir daha şeker atıyoruz. Odun ateşinde pişiyor, öyle değil mi? Odun ateşinde, evet. Nasıl? Özellikle odun ateşi. Arapgir'de sürekli tüketilir mi? Evet. Yazın 3 ay boyunca, en az 3 ay boyunca devamlı tüketilir. Bazen dondurucuya koyuyorlar vatandaşlar. Kışın bile çıkarıp yiyorlar. Evet, şimdi içeri atıyoruz. Şimdi içeri atıyoruz. Arapgir'in meşhur tescilli peynirli ekmeğini. Evet. Atıyorum evet. İçeri. Aynı zamanda Arapgir gerçekten doğasıyla da kültürüyle de meşhur bir Malatya'nın ilçesi. Evet. Aynı zamanda burada görüyorsunuz reyhanı var. Mor reyhanı. Arapgir'in yine tescilli bir ürünü, yine kahvaltılığı var ve mor reyhanın da şerbeti var. Tabii buraya geldiğinizde hem peynirli ekmeği tüketeceksiniz. Peynirli ekmeğin yanında da mor reyhanın şerbetini içeceksiniz. Yine birçok Arapgir'in lezzetli ürünleri var. Tabii aklımda kalan onlardan bir tanesi deli kız baklavası. Öyle değil mi? Evet. Yine Arapgir dolaması. Bunun gibi birçok ürünü bulunuyor. Şimdi şöyle pişmiş peynirli ekmeklerini gösteriyoruz. Burada oldukça lezzetli bir ürün. Yine 12 çeşit Arapgir'in tescilli ürünü bulunuyor. Bunlardan 10'u yiyecek üzerine coğrafi işaret tescili almış. Şöyle ustalarımız üstüne de şekeri serpiyor. Ve tüketiyorlar, ardından afiyetle tüketiyorlar. Tabii sizler de izleyenleri bunun için davet ediyor musunuz? Evet, tabii. Gelip yemeleri lazım. Anlatmayla olmaz. Evet. Anlatmayla olmaz. Gelip Arapgir'in o yeşil doğasını, akarsuyunu, kültürünü görmeniz gerekiyor. Ve buraya geldikten sonra da Arapgir'in coğrafi işaret tescilli kimi zaman peynirli ekmeğini, tandırını, tandır kebabını ve diğer... Ekmeği de meşhurdur. Türkiye'de tektir. Böylesine Ali Bey de iddialı. Yine aynı zamanda tabii bir yandan da müşterilerin ekmeği çıkıyor. Evet. Malatya'nın Arapgir ilçesinde merkeze yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta, yine aynı zamanda 10 bin üzerinde nüfusa sahip güzel, şirin bir ilçe. Tabii şimdi şöyle birazdan da peynirli ekmekler çıkacak ve bizler de Arapgir'in şerbetiyle, reyhan şerbetiyle bunu tüketeceğiz.